Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yepyeni bir konuyla yine karşınızdayız. Gündeme baktığımda herkes Metaverse'u konuşuyor. Herhalde Facebook yeni şirket ismini Meta olarak değiştireceğini söyledikten sonra gündeme geldi. Metaverse yeni internet devrimi diye lanse ediliyor. Yeni internet devrimi diye anlatılıyor ama aslında bunu daha önce bizlere empoze etmek için yine çeşitli dizi ve filmlerle önümüze serdiler. Girişi yaptılar diyelim. Yani her zaman yaptıkları gibi ilk girişi yaptılar aslında. Benim tahminimce varmak istedikleri yer, zaten Elon Musk'ın da ulaşmak istediği yer, beyinle iletişime geçme, beyni okumaya çalışma gayreti içerisinde olduklarını görüyorum. Daha önce bir Upload diye bir dizi vardı. İzlemenizi tavsiye ederim. Upload'da şu vardı: sizin benliğinizi aslında bir sunucuya taşır ve o sunucuda sonsuza kadar yaşayacağını, aslında sonsuzluk diye vaat ettikleri şeyin bir yapay zeka olduğunu anlamanızı istememeleri. Yani büyük paralar veren insanlara sunucuda daha geniş bir alan. Mesela bizim hafıza kartlarımız var ya, örnek veriyorum, mesela telefonlardaki hafıza kartları gibi. İşte ücretine göre 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB şeklinde fiyatını arttırdığınız sürece GB'lar da artıyordu. Mesela orada sonsuzluk, ölümsüzlük gibi vaatlerle insanları ikna edip ölen yakınlarını sunucuya benliğini taşıma karşılığında, belli bir ücret karşılığında sunucuya taşıyıp işte o 3 boyutlu gözlükler sunucudan onlarla birlikte irtibat kurmalarını, insanlar da burada yakınlarıyla hala öldükten sonra da irtibat kurabilmenin sevincini yaşıyorlardı. Aslında karşıda muhatap oldukları kişi kendi kaybettikleri yakını değil, bugün yapay zeka olarak adlandırdığımız sanal robotlar mesela. Şu anda zaten altyapısını kuruyorlar. Adamlar da bir internet sitesi vardı, ismini unuttum da. Einstein'ın hayatını yüklüyorlar yapay zekaya. Ondan sonra Einstein'la Einstein'mış gibi röportaj yapıyor. Röportajı da kendi yapıyor. Cevapları da kendi veriyor. Ve gören insanlar da gerçekten Einstein'ın yaşam tarzına göre, Einstein'ın cevap aralığına göre cevaplar verdiğini gördüler. Zaten bunu ilerisi için planlıyorlar. Buradan nereye varmak istiyorlar? Metaverse zaten öteki evren manasına geliyor. Öteki evren dediği de kendi, aslında adamlar herhalde anlamışsınızdır zaten. Kendi evrenlerini kurmak istiyorlar. Yani haşa, Allah'ı ortadan kaldırıp kendi evrenlerini kurup orada ilahçılık oynamak istiyorlar. Bütün gayeleri, amaçları bunun üzerinde. Çünkü şöyle bir düşünün. Mesela sanal bir evren olduğunu düşünün. Ve bu insanlar sanal evrenin içerisine girdikleri zaman şu anda insanların kulaklarıyla, işitsel olarak, görsel olarak, algıyla insanları yönlendirebiliyorlar. İnsanları kendi fikirleri etrafında toplayabiliyorlar. Mesela bu işi şeytana bağlayalım. Şeytan böyle bir teknolojide İnsanları yoldan çıkarmak için ne yapabilir? Beyinlerine ulaşmaya çalışır. Beyinlerine ulaştıktan sonrası zaten basittir artık. Yani sadece görsel ve işitsel olarak algıyla insanı yönlendirmesine gerek kalmayacaktır. Direkt beyne müdahaleyle istediği düşünce, fikirlerini beynine empoze edebilecek ve bu insan belli bir süre sonra istemese de o konuma gelecektir mesela. Hani İslam'da bir vesvese vardır ya mesela, vesvese, takıntı. Onun gibi bir şey olduğunu düşünün ve bunu direkt beyninize müdahale ettiklerini göz önüne aldığınız zaman korkunç bir şey olur gerçekten. Yani insanın kendi iradesi, iradenizi aslında, herhalde irademizi elimizden almak istiyorlar. Yani irademizi elimizden aldıktan sonra zaten artık biz doğal bir köle konumuna geliriz ve onların istediği gibi hareket ederiz. Hani oyunlarda şu anda işte karakteri biz yönlendiriyoruz ya, oyundaki bir karakterden bir farkımız kalmayacak gibi görünüyor. Web 2.0'dan sonra şimdi Web 3.0'la, Metaverse'le aslında şu anda bir web sitesi yapmanız gerekiyor. Örneğin diyelim ki Facebook'u siz kuracaksınız. Facebook'u kurabilmeniz için önce bir sunucu gerekiyor. Bu sunucuda sizin hosting almanız gerekiyor. O hostingin üzerine domaininizi ya da application'ınızı, işte uygulamanızı kurmanız gerekiyor. Ve insanlar o sunucudan veri alır. Şu anda Web 3.0'la bu sunucu olayını ortadan kaldırmak istiyorlar. Uygulamaları ortadan kaldırıp direkt insanları birbirine bağlamayı hedefliyorlar. Bunun sonucu da büyük ihtimalle gördüğümüz kadarıyla zaten insanların bu sanal gerçeklik gözlüğüyle başlayacak. Ondan sonra gelişecek. Şu anda dikkat edin, YouTube'da bu son zamanlarda bu kelimeyi çok duyacaksınız. Metaverse, Metaverse. Sürekli herkes bu kelimeyi dilinden düşürmeyecek. Haberlerde göreceksiniz, televizyonlarda göreceksiniz, uygulamalarda göreceksiniz, reklamlarda göreceksiniz. Instagram'dakiler tanıtımını yapacak. YouTube'daki insanlar videolarını
kampanyayı çekecekler ki biz de bunlardan biri oluyoruz aslında. Yani aslında tam aksi istikamette yol alan biri olmamıza rağmen reklamın iyisi kötüsü olmaz diye bir söz var ya. Şu anda bizim de yaptığımız aslında biraz da ona giriyor ama hani niyeyse bu konu hakkında ben de kendi şahsi fikirlerimi dile getirmek istedim. Metaverse ile ilgili yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Metaverse ile ilgili sorularınız varsa veya başka konuyla ilgili sorularınız varsa yorum bölümünden bizimle paylaşabilirsiniz. Biz de elimizden geldiğince ara ara fırsat buldukça anlatmaya gayret edeceğiz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Başka bir videoda görüşünceye kadar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.